Sayın Başkan, değerli milletvekilleri arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, devletin temeli adalet, dini de adalet. Eğer devletin temeli adaletse, bir ülkede adalet yoksa devlet yok. Adaletin temeli de bağımsız ve tarafsız bir yargıdır. Türkiye'nin uzun yıllardır yaşadığı temel sorunlarından biri Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız olmayışıdır. Yargı bağımsızdır, bağımsızdır demekle yargı bağımsız olmuyor. Sayın Bakan, siz kumpas davaları sırasında da yargı bağımsız ve tarafsızdır diye bağırıyordunuz. Sonra hepimiz gördük. Hiç tarafsız değilmiş. 4 bin tane 12 bin hakim savcının 4 bini teröristmiş. Yargı bağımsız demeyin. Kabul edilmeyen bir sorun çözülmez Sayın Bakan. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de yargı bağımsız da değildir, tarafsız da değildir. Bakın bir ülkede İçişleri Bakanı ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi var diyor ve bunun kim olduğunu açıklamıyorsa ve bir tek savcı, ya Sayın Bakan, bu re'sen soruşturulacak önemli ağır bir suç, kim bu rüşvet alan siyasetçi diyemiyorsa o ülkede bağımsız yargı yoktur. Yine Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum diyen ve tanımayan, Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan bir hakimi Adalet Bakanı'nın yardımcısı yapılıyorsa bu ülkede adalet yoktur. Bir Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay üyesi seçiliyorsa ve Yargıtay üyesi seçildikten sonra bir tek dosyanın kapağını açmadan 2 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi üyesi atanıyorsa bu ülkede yargı yoktur Sayın Bakan. Bakın değerli arkadaşlarım, ben bakın zamanıyla söylenen o özellikle kumpas davalarındaki bağımsız yargı, tarafsız yargı, bu davaların savcısıyız dediğiniz zamanlar ben görev yapıyordum Cumhuriyet Savcısı olarak ve böyle yargılama olmaz, böyle adalet olmaz diyebiliyordum. Sayın Bakan, siz o zaman da görevdeydiniz. Nasıl görmezsiniz? Yani devlet yönetmek ciddi iştir. Öyle aldatıldık, kandırıldık diyerek bunların üstesinden sıyrılamazsınız. Bakın değerli arkadaşlarım, bu yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını kabulleneceksiniz. Geç artık sizden geçti. Biz bak kabulleneceğiz. İddia ediyoruz bugün. Kabullendikten sonra da çözümünü bulacağız. Değerli arkadaşlarım, temel 3 tane yapacağımız şeyi söylemek istiyorum. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu ayıracağız. Hakimler Kurulu ayrı olacak, Savcılar Kurulu ayrı olacak. 12 Eylül'den önce de öyleydi Sayın Başkan. 12 Eylül askeri darbesinin ürünü onlar hep. Ha? Onları biliyorsunuz siz. Bakın ayıracağız. Adalet Bakanı ve yardımcısı Hakimler Kurulu'ndan çıkarılacak. Savcılar Kurulu'nda olacak. Yine iddia ve savunma makamını eşitleyeceğiz. Cumhuriyet savcılarını kürsüden indireceğiz. Avukatlarla aynı sırada oturacaklar. Yani karşılıklı oturacaklar. Savunmayla. Yine hakimler ve savcıların coğrafi teminatını sağlayacağız. Beğenmediğimiz bir karar verdi diye ertesi gün bir hakim sürülmeyecek bu ülkede. Değerli arkadaşlarım, bu sorunları biz gördük, yaşadık.
Tamamlayalım lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Çözümünü de biz yapacağız. Az kaldı. Şurada bu millet adalet duygusunu, adalet sevdasını 6 ay daha korusun. Bu ülkeye adaleti biz getireceğiz.